Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Araf suresinden devam edeceğiz. Bugünkü okuyacağımız bölüm 11-18. ayetler arası. Ve bu okuyacağımız bölümde Allah-u Teala bizlerin yaratılış seyrini anlatıyor. İnsanın yeryüzüne halife olarak gönderilmesini, meleklerin durumunu, iblisin durumunu bize bildiriyor. Şöyle ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ andolsun ki biz sizleri yarattık. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ sonra size suret verdik, şekil verdik. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ ve sonra meleklere dedik ki Adem için secdeye varın. فَسَجَدُوا onlar secdeye vardılar. اِلَّا iblis ancak iblis varmadı. لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ o secde edenlerden olmadı. Burada sizi yarattık derken aslında kıssası anlatılan Hazreti Adem. Ama Adem insanlığın temsilcisi durumunda. Artık o sadece bir fert değil, bütün insanlığın temsilcisi durumunda. Bundan dolayı ayet-i kerimede çoğul sıgasıyla ifade edilmiş. Sizi yarattık. Ve sonra size suret verdik, şekil verdik. Malum Hazreti Adem topraktan yaratıldı. Topraktan önce heykeli yaratıldı tabiri caizse. Cenab-ı Hak kudret eliyle ona Adem şeklini verdi. Yeryüzünün değişik özellikteki topraklarından Cebrail aleyhisselama emretti. O da getirdi. Ve Allah-u Teala ona şekil verdi. İnsan suretini, Adem şeklini verdi. Ardından da ruh üfledi. Artık ruh üflenince o bir canlı oldu. O bir insan oldu. Hayat sahibi oldu. Ve ardından da Allah-u Teala meleklere Adem için secdeye varın dedim. Ve bütün melekler bu emre itaat ettiler. Adem'in önünde saygıyla eğildiler. Ve Adem adeta onların kıblesi oldu. Secde sadece Allah'a yapılır. Onlar Adem'e secde ederken Allah'a secde etmiş oldular. Çünkü Allah'ın emriyle bu secde gerçekleşti. Nasıl ki biz Kabe'nin önünde secdeye varıyoruz, doğrudan Kabe'ye değil, Kabe'nin Rabbine ibadet ediyoruz. Onun için secdeye varıyoruz. Meleklerin de Adem'in önünde secdeye varmaları bunun gibi bir durum. Adem adeta onların kıblesi oldu. Ancak onlar arasında bulunan, ruhanilerden bir varlık olan, cinnilerden bir varlık olan iblis secde etmedi. İblis meleklerden değildi. İlim sahibi, bilgi sahibi bir varlık, ruhani bir varlık ve meleklerle beraber. Demek ki emre o da muhatap ama secde etmedim. Gale, Cenab-ı Hak dedi ki, مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? Yani niçin secdeye varmadın? Secdeye mani olan şey ne? Gale, İblis dedi ki ene hayrun minhu ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min nar beni ateşten yarattın ve halaktahu min tin onu ise çamurdan yarattın. Burada iblisin kibrini görmekteyiz. Kendini bir şey zannetmek ve aslıyla övünmek. Asıl itibariyle iblis ateşten yaratılmış. Yani yaratılış maddesi ateş. İnsan ise topraktan, çamurdan yaratılmış. İblis burada kendini ham maddesiyle daha iyi görüyor. Kendini daha üstün görüyor. Ve bundan dolayı da ben ondan daha hayırlıyım diyor. Demek ki ırkçılık tarzındaki fikirler iblise dayanan şeyler. Irkıyla övünmek, kendi ırkını, ırkından dolayı kendinde bir hayır var zannetmek. Bu iblisin bir oyunu, iblisin insanlara bir ilkaatı. Ve bu noktada tarih boyunca insanlar yanılabilmişler. Burada şunu görmekteyiz aynı zamanda. İblis yanlış bir kıyasta bulundu. Yani ham maddesiyle övünmekle, kendini daha hayırlı zannetmekle yanlış bir kıyasta bulundu. Ateş topraktan daha hayırlıdır diye bir durumda aslında söz konusu değil. Ateşin o yukarılara doğru çıkışını görürüz ama toprak yerin altında, ayaklarımızın altında tevazuun simgesi. Ateşte bir şey yetişmiyor ama toprağın üzerinde her türlü bitkiler onun üzerinde yetişmekte.
ve topraktaki o maddelerle hayat devam etmekte. Bu noktada toprak çok daha bir zenginliğe sahip, tevazuundan dolayı yükseltilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men tevada'a rafa'ahullah" buyuruyor. Yani kim tevazu etse Allah onu yükseltir. Toprakta da tevazu var. Topraktan yaratılan insanda da diğer varlıklara göre daha böyle bir üstünlük var. Burada dikkatimizi çeken bir başka özellik şu. İblisin bütün cümleleri aslında yanlış değil. Onu çamurdan yarattın, beni toprak, onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın cümlesi doğru. Ama buradan varmış olduğu netice ene hayrun minhu. Ben ondan daha hayırlıyım şeklindeki netice bu doğru değil. Demek ki şeytan veya şeytan fikirliler bütün cümlelerinde yanlış olmaları gerekmez. Arada doğruları da söylerler ama bu doğruları söylerken bile yanlış neticelere varmak için kullanırlar. Bu da önemli bir nokta. İblisin bu ifadelerinde böyle bir inceliği de görmekteyiz. Gale fehbit minha, Cenab-ı Hak dedi ki in oradan. Fema yekunu leke en tetekebbara fiha. Orada kibirlenmek, büyüklenmek senin haddine değil. Fahruç, çık oradan. İnneke minas sahirin, sen küçülenlerdensin. Değerli izleyenlerim, burada önemli bir ahlak dersi almaktayız. O da şu, büyüklenenler aslında küçüktürler. Mütevazi olanlar ise büyüktürler. Dolayısıyla gerçekte büyük olan ben büyüğüm diye ortaya çıkmaz. Ben büyüğüm diye ortaya çıkanlar varsa bunlarda şeytan tabiatı vardır. Şeytandan bazı özellikler vardır ve gerçekte bunlar büyük de değillerdir. Etrafımıza baktığımızda bir kısım insanların büyüklendiğini görürüz. Bunlar şeytanın yolunda, şeytana yoldaş ve arkadaş olmuş kimseler. Bakışlarında gurur var, duruşlarında gurur var, konuşmalarında gurur var. Bunlar gerçekte minas sagirin, küçülenlerden. Kendilerini büyük gösterdikçe küçülmüş oluyorlar. Yükseldik sanıyorlar, alçaltıkça tabana denildiği gibi bir şiirde. Onlar da devamlı aşağıya iniyorlar ama bunun farkında değiller. Gale enzirni ila yevmi yub'asun. Bunun üzerine iblis dedi ki ya Rabbi, insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. İblisin bu şekilde mühlet isteyişi şuradan kaynaklanmakta. Madem bu insan yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu, intikamını almak istiyor. Tabiri caizse kuyruk acısı var ve bu kuyruk acısından dolayı insanlarla uğraşmak istiyor. Ve bu arada ölümü de arzu etmiyor. İstiyor ki o da ebedi olarak yaşasın. Bundan dolayı ya Rabbi diyor, insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana izin ver. Gale inneke minel munzarin. Allah-u Teala dedi ki sen mühlet verilenlerdensin. Bunun üzerine iblis şunu söylüyor. Gale febime evveyteni, beni ihva etmenden, beni saptırmandan, azdırmandan dolayı le akudenne lehum sıratakel müstakim, senin doğru yolun üzerinde ben muhakkak ki duracağım. Yani insanlar Allah'a gitmek, Allah'a yönelmekle mükellef. Allah'a giden yolda şeytan pusuya yatacak. Ve pusudaki düşman. Düşman doğrudan karşımızda görülse ona göre tavrımızı alırız. Ona göre kendimizi korumaya çalışırız. Ama düşman pusudaysa nereden ateş edecek, nerede bir tuzak kurmuş onu bilmemiz zordur ve daha tehlikelidir. Böyle bir düşman açıktaki düşmana göre daha tehlikelidir. İşte şeytan gizli bir düşman. Kur'an-ı Kerim innehu yerakum huve ve kabiluhu, şeytan ve onun kabilinden olanlar sizi görürler. Min haythu la taravnahum, sizin görmediğiniz yerlerden onlar sizi görürler diyor. Şeytan insanı görüyor, ona göre tuzaklarını kuruyor. İşte şeytan bu noktada daha işin başında Cenab-ı Hakk'a adeta söz veriyor. Ya Rabbi diyor, madem ben yoldan çıktım, ben de o insanların önüne çıkacağım. Sana giden yolda onların yollarında duracağım. Sümme le etiyennehum, sonra onlara varacağım.
min beyni eydihim ve min halfihim, önlerinden arkalarından varacağım. Ve an eymanihim, sağlarından. Ve an şemailihim, ve sollarından. Önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından o insanlara varacağım. Yani her taraftan, her türlü yolu kullanarak, her türlü hileyi kullanarak onları saptırmaya çalışacağım. Ve la tecidu ekserahum şakirin, ve sen de o insanların çoğunu şükreden kimseler olarak bulmayacaksın. Burada şeytan Cenab-ı Hak'tan yetki istiyor tabir caizse ve mühlet istiyor ta ki insanları saptırsın, her türlü yolu deneyerek onları Allah'a giden yoldan alıkoysun. Ve bu noktada kendine izin veriliyor. Cenab-ı Hak da diyor ki gale uhruç minha, yani çık oradan mez'umen meduhura, kınanmış olarak ve kovulmuş olarak oradan çık. Lemen tebi'ake minhum, sana kim tabi olursa le emle enne cehenneme minkum ecmain, ben hepinizden muhakkak ki cehennemi dolduracağım. Değerli izleyenlerim, iblis cehennemlik. Cehenneme gitmeyi hak etmiş ama istiyor ki cehenneme giderken insanlardan da pek çok kimseyi yanına alsın. Acaba yanına alabilecek mi? Belki başlangıçta iblis de bunu bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde Cenab-ı Hak iblis insanlarla ilgili zannında doğru oldu diye Cenab-ı Hak bu neticeyi de bize bildiriyor. Yani iblis her türlü yolu kullanarak insanları Allah'a giden yoldan alıkoymaya çalışacak. Ve bu noktada kendine izin de veriliyor. Ama ne kadarını saptırabilecek? Gerçekten insanların ekserisini saptırabilecek mi? Doğrusu iblis de bunu başlangıçta bilmiyor. Allah-u Teala akıbeti bize anlatırken diyor ki iblis insanlarla alakalı zannında doğru oldu. Yani gerçekten insanların çoğunu yoldan çıkardı ve onları cehenneme göndermeye vesile oldu. Burada belki hatıra şu gelebilir. Allah-u Teala bunu biliyor. İblisin insanları saptıracağını biliyor. Öyleyse Allah-u Teala neden iblise bu noktada yetki verdi? Değerli izleyenlerim, bizler kadere inanıyoruz. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala âmentü'yü okurken kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettik diyoruz. Aslında şeytanın yaratılışı doğrudan şer demek değildir. Bu konuda İslam alimleri şu ölçüyü nazara verirler ve derler ki kesb-i şer şerdir ama halk-ı şer şer değildir. Şerri yaratmak şer değildir ama şerri işlemek şerdir. Mesela Allah-u Teala'nın domuzu yaratması şer değildir ama domuz eti yemek şerdir. Allah-u Teala'nın iblisi yaratması da şer değildir yaratma noktasında. O da bir sanat eseridir. Ama şer olan nedir? İnsanların şeytanın peşinden gitmeleridir. Allah-u Teala dileseydi ilahi senaryoda iblis yer almazdı. İnsanlar tamamen melekler gibi olurdu, masum olurlardı. Kimse Allah'a isyan etmezdi. Ama Allah-u Teala insanlık aleminde renklilik murad etmiş. İstemiş ki bu insanlar isterse melek gibi olsunlar, isterse hayvan gibi, isterse ot gibi gelip geçsinler. Bu noktada insanları serbest bırakmış. Ve insanda hem nebati yön var, bitkisel yön, hem hayvani yön var, zevk yönü, hem şeytani yön var, aldatma yönü, hem de rahmani yön var, meleki yön. İnsan bunlardan dilediğini olabiliyor. Dilediği yolda gidebiliyor. Normalde bu insan cennet yolcusudur. İlk insan cennette yaratılmış ve Allah insanları cennete davet etmektedir. Ama cennet için yaratılan bu insan cennete değil diğer tarafa da gidebilecektir. Ama bu noktada sorumluluk tamamıyla o insanın kendi uhdesindedir. Tamamıyla insan yaptığından sorumludur. Ayet-i kerimede iblis ben onlara sağlarından sollarından önlerinden arkalarından varacağım demişti. İnsanlara önlerinden varması gelecekle alakalı vesvese verdirir. Mesela der ki öldükten sonra dirilme yok. Hani oradan kim gelmiş? Bir insan öldüğü zaman toprak olup gidiyor. Bu tekrar nasıl dirilecek? Bu noktada şüphe verdirir. Önlerinden şüphe, arkalarından şüphe verdirmesi
geçmişle alakalı, maziyle alakalı pek çok şüpheler verdirebilir. Mesela ilk insanın Hazreti Adem olmadığı, maymun olduğu şeklinde şüpheler verdirebilir, vesveseler verdirebilir. Sağından yaklaşması onun hayrını istiyor gibi sevaplar noktasında sevabını azaltacak şeyleri yaptırır. Solundan yaklaşması günahları gayet güzel gösterir. Günahları böyle süsler, püsler, cazip bir hale getirir. İnsanları o günahlara teşvik eder. Ve önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara varacağım demesi, her taraftan onlara varacağım, her yolu onlar için deneyeceğim anlamına gelir. Ama bu konuda şöyle bir rivayet de var. O da ümit verici bir rivayet. Bu noktada kendisine izin verildiğinde, sağdan, soldan, önden, arkadan gelme hususunda melekler eyvah demişler, bu insanın işi bitik. Şeytan her türlü yolu deneyecek, bunların hepsini saptıracak. Allah-u Teala bildirmiş ki üst ve alt kaldı. Eğer kulum ellerini açar, bana dua ederse veya başını eğer önümde eğilir, secdeye varırsa ben onun duasını reddetmem, ben onu şeytanın şerrinden korurum buyuruyor. Dolayısıyla Allah'a yöneldiğimizde fefirru ilallah, Allah'a firar edin bu manayı yaşadığımızda Allah-u Teala bizi şeytanın şerrinden koruyacaktır. Çünkü şeytan neticede Allah'ın mahlukudur. Onun da dizgini Allah'ın elindedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde festaiz billah, Allah'a sığın, işte şeytandan Allah'a sığın, istiazeyi emreden ayetler var. Biz Allah'a sığındığımızda, Allah'a firar ettiğimizde Allah-u Teala koruyacaktır. Burada gerçekten Allah-u Teala çok önemli mesajları bize verdi. Bugün okumuş olduğumuz bölüm bizim menşeimizi anlattı. İlk insanın Hazreti Adem olduğunu ve insanların neslinin Adem'den geldiğini, meleklerin insana secde edecek şekilde insanın büyüklüğünü kabul ettiklerini, ona dost, yardımcı olduklarını, ama Allah'a giden yolda da şeytan gibi bir engel olduğunu Allah-u Teala bu yarım sayfalık bölümde çok veciz bir şekilde bize anlattı. Cenab-ı Hak bizleri hak yolunun yolcularından eylesin ve şeytanın destelerinden, vesveselerinden hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.